Tamam. Teşekkür ederim. Hiç panik etmeyin. Bunu eksik olmamış olduk. Görevimiz hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun. Milletimize, memleketimize hayırlı hizmetler nasip etsin. Siz buranın hafizsiniz. Severiniz çok. Buraya sizin varlığınızla kurtarınca hizmetler olacağına yürekten inanıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar. Teşekkür ederiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar 10 Temmuz'da yemin ederek göreve başlamış olduk. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere inşallah bize güvenenleri mahcup etmeden bu aldığımız bayrağı daha ileriye taşımanın gayreti çabası içerisinde olacağız. İlk davet Sayın Mahallemizden, Sayın Milletvekimize ve Sayın Başkanımızdan geldi. Biz de seve seve geldik. Bu toprakların yabancısı değiliz. Her fırsatta zaten memlekete geliyoruz. Burada hemşehrilerimizle dertleşiyoruz. Onların sorunlarını dinliyoruz. Bundan sonra da yine aynı şekilde bu devam edecek. Bilecik hem kuruluş şehri hem kurtuluş şehrimiz. Tarihte önemli misyonlar icra etmiş bir şehrimiz. Özellikle son dönemde kalkınan şehirlerimiz arasında, gelişen şehirlerimiz arasında parmakla gösterilecek şekilde kendisini ispat etmiş bir şehrimiz. İnşallah bundan sonra da bileceğimizi hem ülke genelinde hem de uluslararası arenada daha iyi yerlerde görmek için çaba sarf edeceğiz. Bilecik'te hem valimiz, hem belediye başkanımız, hem milletvekilimiz zaten ilin sorunlarıyla yatıp kalkıyor. Bilecik'i bir adım daha ileriye taşımak için gayret gösteriyor. Bize düşen de onların yolunu açmak ve destek gereken yerde de destek olmak. Ve bu sıcak karşılamadan dolayı da tüm hemşehrilerime, başta Sayın Vali Milletvekili Belediye Başkanı olmak üzere STK temsilcilerine, siyasi partilerimiz yönetmesine de canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki varlar. Sayın Valim, çok kıymetli vekilim ve dostum Sayın Yağcı Bey, Bilecik Belediye'mizin değerli başkanı, yöneticileri, siyasi partilerimizin başkanları, muhtarlar, değerli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Daha önce belki onlarca kez sizlerle buluşmuştuk. Başka pozisyonlarda, başka adımlarda. Bugün ilk defa farklı bir görev ve sorumlulukla karşınızdayız. Bu göreve devraldığımda Sayın Vekilimiz bizi o gün hiç yalnız bırakmadı ve ilk daveti de o yaptı. Dedi ki ilk önce ilk yurt içi seyahatini memlekete bekliyoruz. Ben de severek kabul ettim. Bileceğim bizde ayrı bir yeri var. Ata toprağımız. Bilecik kuruluşumuzun, kurtuluşumuzun temsili bir şehir. İlkokula ben burada başladım. Sonra eğitim, öğretim, hayatım İstanbul'da geçti. İş hayatım büyük bir kısmı İstanbul, Ankara'da geçti. Ama burayı hiç ihmal etmedik. Yaz tatilini iple çekiyorduk. Gelip yaylada, bayırda gezmek için, çalışmak için. Onun için Bilecik'in bizde ayrı bir yeri var. Bugün sizlerle, sizlere hizmet edecek belediyemizin ek hizmet binasının açılışını yapıyoruz.
Karşınızda gördüğünüz bina 1915 yılında Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han tarafından yaptırıldı. Sayın Başkanlar da ifade etti. Aynı mimariye sadık kalarak Birlik Hizmet Binası yapılmış oldu. Belli ki belediyenin hizmetleri artıyor ve mekanlar artık bu ihtiyaca cevap veremez durumda. Bundan sonra inşallah hizmetler vatandaşa doğrudan ve çok daha kaliteli bir şekilde bu hizmet birimleri vasıtasıyla ulaşmış olacak. Kıymetli hemşehrilerim, yüzyıllar boyu dünyaya adalet ve medeniyet timsali olan Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklardayız. Şeyh Edebali'nin bizlere miras bıraktığı, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen bir yönetim anlayışının mirasçıları olarak bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan bütün ülkeyi kucaklayan bir hizmet anlayışıyla vatandaşlarımızı memnun, ülkemizi de imar etmenin mücadelesini verdik. Bütün gayretimiz vatandaşlarımızın her daim devletimizin varlığını ve gücünü yanlarında hissetmesidir. Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak, yaşam kalitesini artırmak ve her bir insanımıza dokunmak boynumuzun borcudur. Bu yola milletimizle beraber çıktık. Her türlü zorlukta milletimizin desteğini hep yanımızda hissettik. Ey oğul, millete sırtını dönme. Her zaman duy varlığını. Toplumu yöneten de, diri tutan da bu irfandır diyen Şeyh Edebali'nin yüzyılları aşıp gelen öğüdü devlet yönetiminde bizlerin her zaman yol göstericisi olacaktır. Sadece bugünün değil, geleceğin de inşası bizlerin sorumluluğunda. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle biliyorsunuz yeni bir döneme girdik. Artık daha hızlı karar alabilen mekanizmalarla yatırım ve hizmetlerin gecikmesine sebep olan bütün bürokratik engeller ortadan kalktı. Adeta devlete yeni bir elbise dikiliyor. Zaman zaman arkadaşlarla görüşüyorum, bu elbise bize dar geldi diyenler var. Boya kısa geldi diyenler var. Onlara şu cevabı veriyorum. Elbise dar geldiyse elbiseyi genişletmeyeceksin. Siz biraz fazla çalışacaksınız, o elbisenin içine gireceksiniz. Boyu uzatabiliriz, problem yok. Ama beden genişlemesi olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi artık idari olarak hiçbir bahanemiz kalmadı. Ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle şahlanış ve yeniden yükseliş dönemi başlayacak. Daha icracı ve profesyonel yapılarla ekonomimizi daha da büyüteceğiz. Demokrasimizi de geliştireceğiz. Dış siyasetteki etkinliğimiz de artacak. Güvenliğimizi de daha sağlamlaştıracağız. Değerli hemşehrilerim, yapılan hizmetlerle son 16 yılda Bilecik'in çehresi değişti. Hastaneler, otoyollar, hızlı trenler, köprüler, okullarla Bilecik her gün kendini adeta yeniliyor, gelişiyor. Bilecik Merkez, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Bayırköy, Vezirhan, Gölpazarı ve Pazaryeri ilçelerimiz bildiğiniz gibi bu dönemde doğalgazla tanıştılar. Diğer şu ana kadar doğalgaz götüremediğimiz yerleşim birimlerimize de ekiplerimizin çalışması devam ediyor. İnşallah ilk fırsatta oralara da bu doğalgaz nimetini götürmüş olacağız. Geçen yıl açıkladığımız milli enerji ve maden politikası ile madencilikte yeni bir dönem başlattık. Özellikle biliyorsunuz Bilecik'te ciddi bir maden sektörü de var. Bu konu üzerinde biraz durmak istiyorum. Artık madenlerimizi sadece ham madde olarak üretmeyeceğiz. Öncelikle sektörde Ar-Ge ve teknoloji merkezi bir yapıya geçiyoruz. Bugüne kadar nasıldı? Türkiye'de çıkarılan mineraller, nadir elementler ya da stratejik elementler
yurt dışına satılıyor, işleniyor. Biz onu çok daha fahiş bir bedelle yurt dışından ithal ediyorduk. Artık böyle olmayacak. Madenin işlenmesi için gerekli bütün teknolojik altyapı ve yatırımları artık ülkemizde yapmaya karar verdik. Maden sahalarımızı yarı mamul ve nihai ürün üretecek fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlayacağız. Bilecik'in sahip olduğu rezervleri en ileri teknolojik imkanlarla katma değerli ürüne dönüştürüp satmak arzusundayız. Böylece ham madde üretiminde bir birim olan kazancımızı 8'e yarı mamul olduğunda, uç ürün olduğunda 24'e katlayacağız. Bor cevherinde bildiğiniz gibi benzer bir adım attık. Geçen yıl açıkladığımız ulusal bor eylemi kapsamında teknoloji odaklı bir döneme geçtik. Bor'da 1'e 200 hatta 1'e 400 bin değer katacak bir teknoloji için ilk adım attık. Uluslararası bir firmayla anlaşmamızı yaptık. İnşallah bu yıl içerisinde fabrikanın temelini atacağız ve bir yıl içerisinde de bor kargo üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Bildiğiniz gibi dünya bor rezervlerinin %73'ü ülkemizde. Dünyadaki bor ihracatının tek başına ülkemiz yarısını yapıyor. Artık biz sınıf atlayarak daha yüksek teknoloji ürünlere dönüşeceğiz. Ezan okunuyor. Son konuşmamın sonuna geldim. Bu vesileyle ilimizin gelişmesine katkı koyan eski ve yeni belediye başkanlarımıza, sayın valimize, yerel yöneticilerimize tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum Bilecikler adına. Ve yeni hizmet binamızın bütün hemşehrilerimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler. Hatır olsun inşallah. 40 yıl sonra gel demiyorsun başkanım. Hayırlı olsun.